izleyenler bir haber değil, yorum haber şeklinde değerlendirebiliriz. Sabah gazetesine hemen şöyle bir bakalım. 19. sayfada Levent Tüzemen'in ve Murat Özbostan'ın derbi ile ilgili değerlendirmelerini görüyoruz. Demiş ki Levent Tüzemen, Galatasaray Dolmabahçe'de kaybetmez, kaybeden derin bir krize girmez. Çünkü lig uzun bir maraton, yani bu derbinin herhangi bir konuda belirleyici olmayacağını söylemiş yorumcularımız. Bir de Milliyet gazetesinin 19. sayfasına hızlıca bakalım. Derbi hata kaldırmaz başlığını görüyoruz burada da. Oyuncularını psikolojik olarak da zorlu maça hazırlayan Sergen Yalçın, öğrencilerine önemli uyarılarda bulundu demiş ve Galatasaray'la yapacağımız mücadele daha farklı olacak. Derbilerde bu tür hataların faturasını ağır öderiz demiş Sergen Yalçın. Bu da Serdar Sarıdağ imzalı bir haber değerli izleyenler. Şimdi Galatasaray, pardon, Beşiktaş'la ilgili haberler bu şekilde gazetelerde. Peki siyah beyazlılarda derbi öncesi neler yaşanıyor? Bu haberleri acaba biz nasıl okumalıyız, nasıl değerlendirmeliyiz? Hemen bunlardan da bahsedeceğiz. Peki kimle konuşacağız bu konuyu? Skype'dan çok değerli bir konuğumuz var. Ogün Şahinoğlu bizlerle birlikte. Ogün, günaydın. Günaydın Ezgi, merhabalar. Merhaba. Evet, dev derbi artık sadece bir gün kaldı. Gazetelerde de geniş yer ayrıldığını görüyoruz iki takıma da. Şimdi Beşiktaş cephesine baktık, değerlendirdik. Özellikle nasıl bir taktikle sahaya çıkacak Sergen Yalçın, bunu merakla bekliyor Beşiktaş taraftarları. İstersen biz de bunu konuşarak başlayalım. Aşağı yukarı zaten Beşiktaş'ın kadrosu net, yani bir isim dışında. O da stoperde Vida'nın yanında partnerinin kim olacağı. Kalede bu maçta Ersin'i bekliyoruz. Sağ bekte Rozier, Vida ve sol bekte de Rıdvan'ın formayı geri almasını bekliyoruz. Onun dışında orta saha üçlüsü Josef Atiba Mensah, sağ kanatta Gezal, solda Larin, ileride de Abubakar. Artık Beşiktaş'ın klasikleşmiş bir takımı diyebiliriz bu takıma. Arada tabii ki rotasyonları çok sık uyguluyor Sergen Hoca. Bunu peş peşe maçlarda görüyoruz. Bazen 5, bazen 4 değişiklikle çıktığı oluyor. Ancak derbinin kadrosu aşağı yukarı bu şekilde. Bir isim kim olacak? O da stoperde işte Vida'nın yanında Montero mu, Necip mi? Ben Necip'in bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Ancak Montero'yu da şöyle değerlendirebiliriz. Beşiktaş son maçlarda dikkat ederseniz savunmadan çıkarken çok fazla pas hatası yapıyor ve bu da rakiplere şans tanıyor. Bunu Hatay maçında çok yaşadı Beşiktaş. Bir türlü istediği oyunu da sahaya yansıtamamıştı bu yüzden. Montero Beşiktaş savunmacıları arasında topu en iyi kullanan isim. Bu açıdan bakarsak takımı ileri çıkarma noktasında nasıl Galatasaray'da Marko bunu uyguluyor, Beşiktaş'ta da bunu en iyi uygulayan isim Montero. Sergen Hoca'nın Montero değerlendirmesini buradan alabiliriz. Yani Beşiktaş savunmadan iyi paslarla doğru bir oyuna çıkmak istiyorsa Montero öne geçebilir. Tabii ki bugün taktik idmanında belli olacak bu. Hocanın son idmanda vereceği kararda. Necip açısından da bakarsak, Necip bugüne kadar oynadığı bütün maçlarda, böyle yüksek öneme sahip maçlarda iyi performans sergiledi. Bunlar mesela Başakşehir, Fenerbahçe örnekleri var. Necip'in derbi tecrübesi çok fazla. Onun dışında fizik gücüne ve hızına Sergen Hoca inanıyor. Çünkü Montero savunmada biraz daha ağır kalıyor. Yani kadrodan bahsedersek Galatasaray maçında Beşiktaş'ın onu belli, artık biri soru işareti diyebiliriz bugün için. Şimdi ben az önce gazeteleri okudum, haberleri aktardık biraz ama Takvim gazetesini unutmuşum ben söylemeyi. Burada da Oğuzhan 11'e göz kırpıyor şeklinde bir haber var. Son zamanlarda aslında performansı beğenilen bir oyuncu. Acaba bir Oğuzhan sürprizi olabilir mi? Neden olmasın? Mensah son 2-3 maçta bence iyi bir performans sergilemiyor zaten. Hoca da zaten ikinci devrenin başlarında Mensah'ı çıkardı geçtiğimiz haftada. Oğuzhan tam tersi durumda. Son 4 maçın 3'ünde iyi oyun sergiledi. Kupada da keza öyle. Tabii burada biraz daha hocanın oyun planlarındaki şekil önemli. Oğuzhan'la birlikte ileri hızlı hücuma çıkmak biraz daha düşük. Oğuzhan daha akılcı oyun oynayan, önündeki kişileri taşıyan bir oyuncu. Ama Mensah topu alıp götürebiliyor. Tabii Mensah'ın dezavantajı şurada. Bunlar beklenirken son maçlarda bu beklentileri karşılayamadı işte, yapması gerekenleri. Şu an için
Kupadan sonra denenen 11'de çalışmalarda daha doğrusu Mensah'ın A takıma daha yakın olduğunu bekliyoruz ama Sergen Hoca da çok sürprizlere açık bir teknik adam. Bunu bize bu sezon çok yaşattı. Oğuzhan da formanın bir ucunda olabilir tabii ki. Peki şimdi iki takım arasında 2 puanlık bir fark var. Dolayısıyla da zirveyi çok çok yakından ilgilendiren çok kritik bir mücadeleden bahsediyoruz. Bu anlamda biraz da taktik savaşları şeklinde de belki geçeceğini söyleyebiliriz bu mücadelenin. Şimdi iki tarafın da özellikle tabii biz Beşiktaş cephesinden öncelikle bakacağız ama şöyle artılarını eksilerini biraz değerlendirecek olursak acaba Beşiktaş'ı öne çıkartacak olan nokta ne olabilir Galatasaray karşısında? Beşiktaş'ı öne çıkaracak olan bir numaralı bölge bence zaten orta saha üçlüsü. Josef Atiba ve yanında Mensah'ın olduğu üçlü. Ya üçlüden ziyade ikili diyeyim ben. Josef ve Atiba'nın olduğu Beşiktaş orta sahada kolay kolay rakibine üstünlüğü bırakmıyor. Orayı ele geçirdikten sonra zaten kanat oyuncuları da daha rahat oynayabiliyor. Beşiktaş'ın ben Galatasaray'a karşı bu haftaya kadar sergilenen oyuna baktığımız zaman tek eksik olan, tek geride kaldığı bölge diyebileceğimiz stoper olduğunu düşünüyorum. Stoperleri çok sık hata yapıyor Beşiktaş'ın. Bu hafta Wellington yok. Yerine işte kimin oynayacağı belli değil ama yani dediğimiz gibi orada bir türlü hani denge istenen seviyede olmamıştı. Onun dışında beklere baktığımız zaman Beşiktaş'ın beklerinin performansı gayet iyi. Kanatlar deseniz öyle zaten hücum hattı Beşiktaş'ın Galatasaray'dan ben çok daha üstün olduğunu düşünüyorum performans açısından. Larin 14 gol attı bu sezon resmi maçlarda. Aboubakar 9 gol attı. Gezal'ın 8 asisti var. Yani üst düzey performans sergiliyor Beşiktaş hücumcuları. Birçok alanda önde bulunuyor Galatasaray'a karşı. Diyebileceğim tek geride kaldığı yer işte stoper. Orada Galatasaray'da Marcão'nun ve yanında Donkun ya da Lindemann'ın oynadığı zaman yaptıkları hata Beşiktaş'a göre biraz daha az oluyor. Mesela beklerden bahsederken Rose'nin bu sezonki performansı Beşiktaş taraftarlarının ağzına inanılmaz bir tat bıraktı diyebiliriz. Hatta şimdiden bonservisinin alınması isteniyor. Sol beke Rıdvan dönecek bu maçta. Rıdvan'a bakalım. Başakşehir maçında Edin Visca adım attırmadı. Fenerbahçe maçında Pelkas adım attırmadı. Hani Galatasaray'da evet bir Feghouli var ama sonuçta Pelkas ve Edin Visca da Feghouli'den aşağı kalır oyuncular değil kesinlikle. Burada Rıdvan da geçtiğimiz maçlarda sergilediği gibi performans sergilerse zaten Beşiktaş orada da sıkıntı yaşamaz. Dediğim gibi stoperdeki o dik duruşu, doğru duruşu sergileyebilirse Beşiktaş ceza sahası içerisinde bazen çünkü orada çok fazla bireysel hataya sebep oluyor futbolcular. Çok fazla zorlanacağını düşünmüyorum. Ben Beşiktaş'ın bu maçta Hatay karşısında olduğundan daha fazla zorlanacağını düşünmüyorum açıkçası. Son maçlara bakalım. Vodafone Park açıldıktan bu yana Beşiktaş'ın sahasında mağlubiyeti yok. 4 galibiyet almış, bir kez berabere kalmış. Beşiktaş bence bu favoriye liderliğin de etkisiyle, sahasında da oynamanın etkisiyle bence favori çıkıyor. Peki şimdi derbileri öncesinde konuşmak biraz zor ama sonrasında çok daha detaylıca değerlendireceğiz performanslar üzerinden. O yüzden şimdi ben biraz transfer